Merhaba gençler kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle telat bileceğin testleri tam sayıları çıkarma işlemi test 5 dersimize devam ediyoruz. Gençler birinci sorumuza başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet arkadaşlar hazırsak vakit kaybetmeden birinci sorumuza dersimize başlayalım. Mutlak değer içerisinde gençler 3 eksi 8. Bakın arkadaşlar bu mutlak değer içerisinde 3'ten 8'i çıkaracak olursam eksi 5 yapar. Eksi yine mutlak değer içerisinde 4'ten eksi 1'i çıkaracağım. Bakın bunu da şöyle yapalım. 4'ü aynen yazdım toplamaya çeviriyorum ve artı 1 olarak yazdım. Bunu mutlak değer içine yazalım. Şimdi eksi 5 mutlak değerden gençler artı 5 olarak çıkar. Arada eksimiz var. E, 4 artı 1 artı 5 yapar. Evet artı 5'i yine mutlak değerden direkt artı 5 olarak çıkaralım. Gençler bu ne demektir? Aslında 5'ten 5'i çıkaracağımız anlamına gelir. İsterseniz yine şöyle hemen toplamaya çevirelim. İkinci sayıyı eksi 5 olarak yazdım ve topluyorum. Ve bu işlemin sonucu 0 olur diyorum. C şıkkını doğru yanıt olarak işaretliyorum. Evet sevgili gençler. Devam edelim ikinci sorumuza bakalım. Gençler işlem a çarpı bakın x diyelim ya a x b'yi nasıl tanımlıyor? x'in değeri a'dan b'yi çıkarmış. Yani yukarıdakinin değeri gençler alttakilerin birbirinin farkı. Benden istediği m eksi n. Ye. Öncelikle m'yi bulalım. Şöyle biraz daha yukarı kaldırayım. Evet 2'den 5'i çıkaracağım. m'nin değeri 2 eksi 5. Gençler bu ne demektir? Aslında artı 2'den 5'i çıkaracağız gibi düşünebilirsiniz. Eksi 3 demektir. Diğer tarafta Eksi 2'den eksi 4'ü çıkarıyorum. 2 eksi yan yana gelince gençler bakın ikisi artıya döner diyebiliriz artık. O halde eksi 2 artı 4 daha ne olur arkadaşlar? Artı 2 olur. Son olarak benden de m'den neyi çıkarmamı istedi? Yani eksi 3'den artı 2'yi çıkaracağız. Eksi 3'ü aynen yazalım. Artı 2'yi iki, eksi 2'ye çevirdim ve toplamaya döndürdüm. Eksi 3 eksi 2 daha. Eksi 5 olur işlemimizin sonucu diyorum. Ve B seçeneğini doğru yanıt olarak işaretliyorum. Evet sevgili gençler. Üçüncü sorumuza geçelim. Aşağıdaki tabloda ba ülkemizdeki bazı iller ve bu illerin derece sıcaklık derece cinsinden sıcaklıkları verilmiştir. Tabloya göre hangi iki ilin sıcaklık farkı en fazladır diyor. Şimdi gençler A seçeneğiyle başlayalım. Erzurum'dan Siirt'i çıkaralım. Veya Erzurum'la Siirt arasındaki farka bakalım. Bunu ne yapıyorum arkadaşlar? Buradaki büyük değerden küçük değeri çıkaracağız diyorum. Şöyle A diyorum. Bakın Siirt 7 derece Erzurum 12 derece. 7'den eksi 12'yi çıkaracağız. 2 eksi yan yana gelince gençler şöyle toplamaya çevirebilirsiniz. Bakın 7, 12 daha 19 derece fark vardır. B seçeneğine geldim. Erzurum'la Ankara'ya bakıyoruz. Erzurum eksi 12 Ankara 5. O halde büyük olandan küçük olanı çıkarırsam 5 eksi eksi 12 yine şöyle toplamaya çevirelim gençler. 17 derecelik fark vardır. C seçeneğinde Erzurum ve Tunceli. Tunceli 8, Erzurum eksi 12. 8'den eksi 12'yi çıkaracağız. Toplamaya çevirecek olursam gençler, 2 eksi yan yana geldiği için bakın direkt artı artı yazalım. Ve 20 derece fark vardır diyoruz. Son olarak Sirt ile Tunceli'ye bakıyorum. Sirt 7 Tunceli 8'de büyük olan 8'den 7'yi çıkartırsam 1 derecelik fark vardır. Bizden en fazla z'yi istemişti. Bakın c seçeneğinde 20 derece ile sorumuzun yanıtı c şıkkı olur diyelim. Evet devam edelim. Dördüncü sorumuza geçelim. Evet gençler. Dördüncü soruya geldiğim zaman yine bir işlem tanımlaması yapmış. Gençler karenin içerisinde eğer bir sayı varsa a varsa a eksi 1 olarak eğer daire içerisinde varsa 1 eksi b olarak tanımlıyor. Peki o halde bakın karenin içerisinde 5 var. önceki karenin içerisindeki 5'in değerini bulalım. Şöyle yazayım. Bu ne demekti gençler? A eksi 1 yani 5 eksi 1'den bu işlemin değeri 4'tür. Şimdi gençler bu 4 bizim için aynı zamanda ne olacak? Daire içerisindeki B'ye eşit olacak. O halde şöyle yazıyorum. Bakın. Daire içerisinde B yazalım. Bu işlemin değeri de 1 eksi B'ydi gençler. Ve bunun da 4'e eşit olduğunu söylüyor. Peki arkadaşlar ben birden neyi çıkartırsam 4 olur arkadaşlar. Bakın birden neyi çıkartırsam diyorum. İstersek şöyle eksi 3 yerine, yerine yazalım. Bakın 1 eksi eksi 3. Evet eksi eksi yan yana gelince artıya çevirdim ve 4 oldu. Demek ki B'nin değeri buradan eksi 3 olur diyoruz. Ve C seçeneğini doğru yanıt olarak işaretliyoruz. Gerçekten bunu şöyle de yapabilirsiniz. Bakın 1 eksi B eşittir 4 şeklinde yazayım. Çıkarma işleminde gençler çıkan sayıyı bulmak için eksilen sayıdan çıkan sayı çıkartırız. Yani ben B'yi bulmak için 1'den 4'ü çıkarmam gerekir diyorum. Bakın eksi 3'ü bu şekilde de bulunduğunu göstermiş olalım. Evet devam ediyorum. 5. soruya geçiyorum. Aşağıdaki şekilde üstteki kutular alttaki iki kutunun farkının mutlak değerine eşittir. Buna göre a eksi b kaçtır? Gerçekten mutlak değer olduğu için hangisinden hangisini çıkardığımız çok da önemli değil diyoruz. O halde eksi 1'den eksi 5'i ne yapacağım arkadaşlar? Eksi 1'den eksi 5'i çıkaracağız. Şöyle eksi 1 eksi eksi 5 diye yazayım. 2 eksi yan yana gelince artıya çevirdim. Bu, bu nedir? Artı 4'tür. Artı 4'ün mutlak değeri 4'tür diye yazalım. Eksi 5'ten 2'yi çıkarıyorum. Gençler eksi 5'ten 2'yi çıkartırsam eksi 7 olur. Eksi 7'nin mutlak değeri de 7'dir. 2'den eksi 3'ü çıkarıyorum. Yine 2 eksi yan yana gelince şöyle artıyı çevirirsek. Bu işlemin sonucu 5'tir. 5'i aynen yazarım. Şimdi 4'ten 7'yi çıkaracağım. A'yı bulacağım. A eşittir. 4 eksi 7. Bu da gençler eksi 3'tür. Ama ne yapacağız? Bunun mutlak değerini yazacağız. Yani mutlak değer olarak o halde A'nın değeri ne olacak arkadaşlar? 3 olacak. Şöyle eksimizi güzel yazalım. Eksi 3'tür diyoruz ama mutlak değer olduğu için bakın buraya 3 yazmam gerekir. B'ye bakıyorum 7'den 5'i çıkardım. 2'dir. 2 İki zaten mutlak değer olarak da birbirine eşittir. Son olarak A yani eksi B'yi istedim. Yani 3 eksi 2'den 1 olur sorumuzun yanıtı. C seçeneği doğru yanıt olur diyelim. Evet devam ediyorum gençler. Altıncı soruya geçiyorum. Olduğuna göre A eksi B kaçtır diyor sordu. Gençler hemen şurada A'nın değerini bulalım. Eksi 4 yazdım. Eksi 7'yi artı 7'ye çevirdim ve toplama işlemine döndürdüm. Eksi 7 artı pardon eksi 4 artı 7 daha artı 3 olur A'nın değeri. Burada B'ye de 1 eksi A dedim. Bakın A'nın yerine artı 3 yazarsam gençler. 1 eksi artı 3 yazayım. Yine önce 1'i yazdım. Artı 3'ü eksi 3'e çevirdim ve toplamayı döndürdüm. 1 eksi 3 daha gençler eksi 2 olur. Bu da bizim B'nin değeridir. Şöyle yanına da B yazalım. Bizden A eksi B'yi istemiştim. A'nın değerini artı 3 olarak bulduk. Eksi B'nin değeri eksi 2. Gençler bakın 2 eksi yan yana gelince şöyle direkt toplamaya çevirebiliriz. Artı 3 artı 2 daha 5 olur. Artı 5 olur diyebilirsiniz. Ve denizde şıkkını doğru yanıt olarak işaretleriz. Evet 7. soruya geçelim gençler. Ece çiçeğin yapraklarından ikisini koparıyor. Koparılan yapraklarda yazan sayılar eksi 2'den küçük olduğuna göre bu sayıların farkı aşağıdakilerden hangisi olabilir diye soruyor. Şimdi gençler burada eksi 2'den küçük olan sayılarımız eksi 4 eksi 5 ve eksi 3. Burada ne yapacağız arkadaşlar? Bunların birbirinden farkını bulmaya çalışacağız. Şimdi ben eksi 5'ten eksi 3'ü çıkarmış olsam eksi eksi 3 diye düşünsem yine 2 eksi yan yana gelince önce toplamaya çevirelim. İstedim artı 3 olarak yazdım ve topluyorum. Eksi 5 artı 3 daha Eksi 2. Bakın arkadaşlar eksi 2 cevabını gördüm. Eğer görmeseydim arkadaşlar eksi 3'ten eksi 5'i çıkaracaktım veya eksi 5'ten eksi 4 diyerek diğer seçenekleri de uygulayarak sonucu bulmaya çalışacaktım. Evet devam edelim 8. sorumuza geçelim. İşlemin sonucu kaçtır diye sordu. Gençler öncelikle eksi 2 eksi 3 var. İlk parantezde eksi 2'den 3'ü çıkartırsam eksi 5 yapar. Aynen yazdım. Eksi. Şimdi köşeli parantez içerisinde. Şimdi arkadaşlar bakın şu çıkarma işlemi toplamaya çevirebiliriz. 1 yazdım. Artı. Eksi 3 olarak yazalım. Eksi 2 eksi 7. Şimdi 1 ile 1 ile eksi 3'ü toplarsam gençler. Eksi 2 olur. Yanında eksi 2 ve eksi 7 var. Ön tarafında da eksi 5 Ve eksimiz var. Şimdi gençler eksi 5'i aşağıdan aynen yazayım. Arada eksi var. Şimdi eksi 2, eksi 2 ve eksi 7'yi gençler şöyle düşünebilirsiniz. Bakın bunlar sanki kendi işaretiymiş gibi diye. Düşünelim. Ve gençler bunları toplama çevirelim. O halde eksi 2, eksi 2 daha eksi 4. Eksi daha eksi 11 olur. Şimdi 2 eksi yan yana gelince yine toplamayı çevirirsem eksi 5 ile artı 11'i toplarsam 6 olur. Artı 6 sorumuzun yanıtı denizli şıkkı doğru yanıt olur diyelim. Evet devam ediyorum gençler. 9. soruya geçiyorum. Olduğuna göre gençler işlemin sonucu kaçtır? Diyor Orada bakın. M eksi Parantez içerisinde. M'nin değeri eksi 4'tü. Eksi. N'nin değeri 2. Eksi. N'nin değeri gençler 2 idi. Eksi. S'nin değeri de eksi 3. Bakın değerleri yerine yazdım. Şimdi buradan gençler. Eksi 4. Eksi 2 daha diye düşünebiliriz. Yani eksi 4'ten 2 çıkartırsam. Eksi 6 olur. Arada eksimiz var. Şimdi eksi eksi yan yana geldi. Artıya çevirelim. 2 artı 3 daha 5 oldu. İstersek artı 5 tekniği yazalım. Eksi 6'yı yazdım. Artı 5'i eksi 5'e çevirdim ve toplama işlemine döndürdüm. Bakın çıkarma olduğu için toplamaya çevirdim. Ve eksi 11 olur. Bu işlemin sonucu A seçeneği doğru yanıt olur diyelim. Evet 10. sorumuza geçelim. Gençler yine bir şekilde sorumuz var. Bakın modeller veriliyor. Eğer yukarıda A eksi B varsa gençler ne yapıyorum? A'dan B'yi çıkararak üste yazıyorum. Aşağıda y'den eğer aşağıda tek daire var yukarıda ikisi varsa sağdakinden soldakini çıkarıyorum. Yani y eksi x olarak aşağı yazıyorum. Peki baktığımız zaman a eksi b istedi. Öncelikle gençler birinci model bak bu. Yani eksi 3'ten ne yapacağım gençler 4'ü çıkaracağım. Eksi 3 İstersek şöyle yazalım artı 4 olarak yazalım ve çıkaralım. Bunu da şöyle gençler toplamaya çevirsem. Eksi 3 artı eksi 4 oldu. Bu eksi 7'dir. Demek ki a'nın değeri eksi 7. Diğerine baktığımız zaman ne yapacağım? Sağdakinden soldakini çıkarıyorum. Yani 2'den 4'ü çıkaracağım. 2'den artı 4'ü çıkaracağım diye düşünelim. 2'yi yazarım. Artı 4'ü eksi 4'ü çevirdim ve topluyorum. Bu da ne olur gençler? Eksi 2 olur. B'nin değeri eksi 2. Benden a eksi b'yi istedim. A'nın değeri eksi 7'den B'nin değeri eksi 2'yi çıkaracağım. Yine eksi eksi yan yana gelince toplamayı çeviririm gençler. Eksi 7 artı 2 daha. Eksi 5 olur. Sorumuzun yanıtı C şıkkı doğru yanıt olur diyelim. Evet 11. sorumuza geçelim. Evet gençler 11. soruda A eksi B eşittir C çıkarma işlemde A sayısı 4 azaltılıp C sayısı 2 artırırsa B sayısı nasıl değişir diye soruyor. Gençler burada değer vererek yapabilirim. Şimdi mesela ben değer verecek olsam yani A'ya, B'ye ve C'ye uygun değerler verelim. Şimdi A yerine diyelim gençler 4 azaltılacak. C 2 artırılacak. O halde A 10 olsun gençler. B 4 olsun. C de 6 olsun. Bunları verebilirsiniz. Şimdi ben bu işlemi direkt yaparsam. Yani 10 eksi 4 eşittir 6. Peki şimdi dediklerini yapalım. A'yı 4 azaltalım. 10'u 4 azalttım. Şöyle yeni A gençler A üstü olarak gösterelim. 6 oldu. C'yi 2 arttırıyorum. 6'yı 2 arttırırsam yeni C'miz gençler 8 oldu. Peki şimdi aynı işlemi yazıyoruz. 6 eksi B'yi bilmiyorum. Eşittir 8 yazdım. Şimdi gençler burada B'yi bulabilmek için ne yaparız? Bakın çıkan sayı bulmak için eksilenden farkı çıkartırım. Yani B'nin değeri 6'dan 8'i çıkartırım ve eksi 2'dir. Peki eksi 2 gençler B'nin değeri. Daha önce B'nin değeri neydi gençler? 4'tüm. Bakın 4'ten eksi 2'ye geldik. Ne oldu gençler? 6 azalır deriz. Ve C şıkkını doğru yanıt olarak işaretleriz. Evet gençler devam edelim 12. sorumuza bakalım. A, B, C ve D farklı rakamlardır. A eksi B eşittir. C eksi D eşittir. K ise K en çok kaçtır diye soruyor. Şimdi gençler rakam olduğuna göre rakam neydi bizim için? 0'dan 9'a kadar şekillerde aslında. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Şimdi bu arkadaşlar çıkarma işlemi olduğu için aynı zamanda birbirine eşit olacak. Dikkat edelim. Peki ben o zaman şöyle düşünüyorum. En çok istediği için nasıl yapalım arkadaşlar? 9'dan 1'i çıkarsam. Mesela A yerine 9 yazsam. 9'dan 1'i çıkarsam 8'dir. Bakın A eksi B olsun. Ne oldu? 8 oldu. 8'den 0'ı çıkarsam yani C ve D yerine de 8 ve 0 rakamları kullansam bu da 8 olur. Bakın yine eşitlikleri birbirine sağlamış olduk. O halde en çok kaç olur gençler burada? En çok 8 olur diyoruz. Uygun rakamları seçerek B şıkkını doğru yanıt olarak işaretliyoruz. Evet devam ediyorum gençler. Bir sonraki soruya geçiyorum. Evet 13. soruya geldiğim zaman sevgili gençler. Yukarıdaki şekillere, şekilde karelere 18'den küçük asal sayıların tamamı her bir kare her kareye bir sayı gelecek ve yatay ve dikeyler toplamda 30 olacak şekilde yerleştirilecektir. Evet 18'den küçük asal sayılar gelecek ve toplamlar 30 olacak şekilde yerleştirilecek. A eksi B'nin de en az olmasını istiyor. Şimdi gençler önceki a eksi b'nin az olması için a'nın küçük b'nin büyük olması gerekir diyeceğiz. Peki hangi sayıları yerleştireceğim? 18'den küçük asal sayılar 2, 3, 5, 7, 11, 13 ve 17'leri yerleştireceğim. Gençler öyle bir yerleştireceğiz ki aynı zamanda toplamlar ne olacak? 30 olacak. Peki nasıl yapalım? Şimdi burada 2 varsa Yatayda toplamının arkadaşlar 30 olması için benim neye ihtiyacım var? 28'e ihtiyacım var. Bakın 28'i 11 i ve 17 yazarak yerleştirebilirim. 11'i buraya yazdım. 17'yi buraya yazdım gençler. Sebebi çünkü farkın az olmasını istiyorum. Şimdi 17 değil 11'i B'nin yerine yazarsam fark arkadaşlar daha fazla olur diyorum. Ve B'yi ne yaptık arkadaşlar? 17 olarak yazdık. Daha sonra 2 yazıldığına göre Diğer asal sayımız arkadaşlar. Bakın buraya da A yerine yazılacak en küçük sayı 3'tür. Diğerini istersek 5, 7 ve 13 olarak yine yazarak burada 30 olduğunu görebiliriz. O halde A yerine 3, B yerine 17 yazdım. A eksi B'yi istemiştim. 3 eksi 17 eksi 14 olur sorumuzun yanıtı. A seçeneği doğru yanıt olur diyelim. Evet devam ediyorum. 14. soruya geçiyorum. Gençler x eksi y olarak tanımlanıyor. Yani sağ, soldakini sağdakini çıkaracağım. Buna göre işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisinin sonucuna eşittir diyor. Gençler biraz daha yukarı çekelim. Öncelikle işleme bakalım. Daha sonra şıklara uygulayarak bakacağız. Önce 2'den eksi 3'ü çıkaracağım. 2 eksi eksi 3. Arada eksimiz var. Eksi 1'den eksi 7'i çıkaracağım. Şöyle köşeli parantezi alalım. Şimdi eksi eksi yan yana gelince artıya çevirdim. 2, 3 daha 5 yaptım. Arada eksi var. Yine eksi eksi yan yana gelince artıya çevirelim. Eksi 1 artıyı da artı 6 yaptım. 5'ten 6'yı çıkarırsam gençler 5. 6'yı altı, eksi 6'yı çevirelim ve toplayalım. Bu işlemin sonucu eksi 1'dir. Peki hangisi eksi 1 gençler? Buna bakacağız. Şimdi 2 eksi eksi 1. 2 eksi yan yana gelince artıya çevirirsem bu işlemin sonucu 3'tür. 3'ten 4'ü çıkartırsam eksi 1'dir gençler bakın aradığım cevap B şıkkıdır diyorum. 3 eksi eksi 3 yine artıyı çevirecek olursam 9 6 olur. 4 tane 3'ü çıkartırsam da 1 olur diyorum ve B, B seçeneğini doğru yanıt olarak işaretliyorum. Evet 15. sorumuza bakalım gençler. Evet neymiş arkadaşlar? Çokgenin kenar sayısı değer olarak yazılacak. İşlemin sonucu kaçtır? Bakalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pardon. Eksi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eksi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Şimdi 8'den 7'yi çıkartırsam 1 olur. 1 eksi 12 eksi 11 olur diyorum. Ve C seçeneğini doğru yanıt olarak işaretliyorum. Evet 16. ve son sorumuza bakalım. Kutularda yazan sayılardan hangilerin yer değiştirirse eşitlik sağlanır diyor. Şimdi gençler bakın burada şıklardan gidebilirsiniz. Şimdi ben 7 ile eksi 1'i yer değiştirmek istiyorum. Şu 7 ile eksi 1'i yer değiştirerek tekrar yazalım. Buraya 7 gelsin. Eksi 2 eksi 4 eksi eksi 1. Şu eksi eksi yan yana gelince artıya çevirelim. 7'den 2'yi çıkardım gençler 5 oldu. Eksi 4 artı artı 1 olarak yazıyorum. 5'ten 4'ü çıkardım. 1 artı artı 1. Bakın 2 olur sorumuzun yanıtı diyoruz. Ve D seçeneğini doğru yanıt olarak işaretliyoruz. Evet gençler bu soruyla da dersimi burada bitiriyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın gençler.